Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Meryem'i de koruyamadık. Diyarbakır'da eski sevgilisini arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kafede kurşun yağmuruna tuttu Musa Sevim. Ve işte Musa Sevim'in cinayeti neden işlediği soruldu. Kıskançlık yüzünden işlediği ortaya çıktı. TikTok'ta canlı yayını açmıştı Meryem Sevim ve yanında yabancı erkekler olduğunu gören cani kafeyi bastı ve Meryem'in ihanetin affı olmaz diyerek kurşun yağmuruna tuttu. Dünyanın derdi çok ama bizi gören yok. Sen gel yaşayana sor hakim ben. 21 yaşındaki Meryem Sevim cinayetinde TikTok detayı. Kıskançlık krizine giren eski sevgilisinin onu yaptığı son canlı yayın yüzünden öldürdüğü ortaya çıktı. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Üzümlü bulutlar dolaşım olsun. Meryem Sevim kıskançlık krizine girip arkadaşlarıyla oturduğu kafeyi basan 25 yaşındaki eski sevgilisi Musa Sevim tarafından katledildi. Ayaklarını ve başına 9 kurşun isabet eden Meryem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan katil ise 1,5 ay sonra saklandığı barakaya yapılan şok baskınla yakalandı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede Musa Sevim'in cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği ortaya çıktı. Meryem'i TikTok canlı yayınında yabancı erkeklerle gören Sevim, ihanete uğradığını düşünüp cinnet getirmişti. Duruşmada dinlenen tanık o anları anlattı. Olay günü Meryem ile Musa tartışıp kavga etmişti. Meryem kafede TikTok hesabından canlı yayın yapınca bu yayına Musa'nın yeğenleri de katıldı ve bizi gördüler. Sonra da yanımıza geldiler. Kafeyi bastıktan sonra ihanetin affı olmaz deyip Meryem'i vuran Musa Sevim'in de ifadesi alındı. Meryem'le imam nikahlı evlendik. Olaydan 20 önce Meryem'in gebe olduğunu ve arkadaşının kimlik bilgilerini kullanarak özel bir hastanede bebeği aldırdığını öğrendim. İlk başta yalanladı. Sonra kabul edince ayrıldık. Meryem olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altındaydı. Beni tahrik etti. O nedenle vurdum. Sen yanımda, ben göklerde yıldızlara anlaşım ama tüm hayallerimle. Musa Sevim'in uyuşturucu iddialarını otopsi raporu yalanladı. Genç kızın kanında hiçbir uyarıcı maddeye rastlanmadı. Savcı olaya karışan ikisi çocuk 5 sanığın kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.